Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Öncelikle kanalımıza üye olmadıysanız ve bu programı ilk defa izliyorsanız sizden ricamız kanalımıza üye olmanız ve bizi desteklemeye devam etmeniz şeklinde üye sayımızı arttırmaya çalışıyoruz ve bizi desteklemeniz bu açıdan çok önemli. Şimdiden teşekkür ederim. Eğer daha önceden programa zaten üye olduysanız ve tekrar bizi izliyorsanız tekrar hoş geldiniz. Bu hafta konuşmak istediğimiz konu ABD ve İran arasındaki görüşmeler. Bu görüşmeler 9. ve 10. turunda yanılmıyorsam şu anda Viyana'da oldu en sonuncusu. Şimdi İran için çok önemli, ABD için de çok önemli. Zira ABD bölgeden çekiliyor. İran'da ekonomik ambargoyu bir an önce bitirmek ve dünyaya tekrar entegre olmak istiyor. Ekonomileri berbat, endüstrisi çok kötü. Bunu yapabilmesi için de ABD ile anlaşması lazım. Ve İran'da yeni bir yönetim geldi biliyorsunuz. Nisan ayında yanılmıyorsam geldiler başa. Ve daha şahin bir tutum izliyorlar bu konularda da zaten görüyoruz. Gelir gelmez işte geçenle de istediler bir 10 milyar dolarlık bir iyi niyet jesti istediler ve tabii ki ABD bunu hemen reddetti. Bu şu açıdan çok önemliydi. İran ne kadar ihtiyaç duyduğuna dair bu anlaşmaya. Bu 10 milyarlık jestin çok önemi vardı burada. İran burada açıkçası bayağı bir bence kos kaybetti paraya ne kadar ihtiyacı olduğunu göstererek. Şimdi ABD Kongre karşıtlığın olmayacağı yeni bir anlaşma istiyor. Yani yönetim. Biliyorsunuz Trump anlaşmayı çöpe atmıştı Cumhuriyetçiler. Şimdi hala Cumhuriyetçiler ve Kongre'de yani sol partililer var ya da muhafazakarlar, demokratlar ve şu anda demokratlar üstünlüğü olsa da kongrede genelde böyle anlaşmalarda her iki tarafın da kabulüyle bir şekilde devreye giriyorlar. O yüzden dolayı bu konuşmalar biraz uzun bir zaman alacak gibi gözüküyor. Anladığım kadarıyla da ABD'nin çok ciddi şekilde acele etmek istemediği ama mutlaka çözmek istediği bir sorun. Burada ABD ve mutlaka Suudi Arabistan gibi ülkelerinde endişelerini dikkate alarak aynı zamanda İran'la Suudi Arabistan'da görüşmelerini destekleyerek bu anlaşmaları, toplantıları bir şekilde ilerlemesini istiyor. Daha önceki biliyorsunuz anlaşmada, bu iptal edilen anlaşmada Obama Suudiler'in hiçbir endişelerini dikkate almadan imzalamıştı. Ama artık bunun böyle olmayacağını gördüler ve İsrail'de Suudlular, Araplar yeni bir anlaşma yapıyorlar. Aynı zamanda Suudlarla İranlılar yavaş yavaş görüşmeye başladılar. İranlılarla ABD'liler bunlar eş zamanlı olan aktiviteler, anlaşmalar. Şimdi bu açıdan baktığımızda görüşmeler gerçekten çabuk çabuk bitmeyecek. Ama bu da İran'ın özellikle Lübnan gibi, Irak gibi, Suriye gibi yerlerde hem güvenlik politikalarını değiştirmeyeceğini hem de İsrail'e ve Suudi Arabistan'a yönelik tehditlerin de sona ermeyeceğini gösteriyor. Ancak İran ekonomisi gerçekten çok kötü ve yardıma ihtiyacı var. Yani nakite ihtiyaçları var aslında en önemlisi. Onun için de bunu nasıl en kısa sürede neticelendirin diye düşünüyorlar. ABD Çin'e doğru yavaş yavaş odaklanırken aslında yavaş yavaş da artık bayağı bir odaklandı oraya. İran'ı bir şekilde yanında tutup Orta Doğu'da İsrail'in güvenliğini, Suudi Arabistan'ın güvenliğini ve çıkarlarını temin altına almaya çalışıyor. Zira ABD'nin en büyük endişelerinden bir tanesi son zamanlarda şu. İkinci yani ilk anlaşmadan sonra Trump anlaşmayı çöpe attığında İran hemen bu programa tekrar başlamıştı ve ne kadar ilerlediği hakkında şu anda ABD'nin tam olarak bir bilgisi yok ve de ABD'yi çok endişelendiriyor. Çünkü İran eğer istediği noktaya gelirse o zaman masada isteyeceği şeyler çok fazlalaşır ve ABD bunu da istemiyor. O anlamda bakıldığında ABD'yi çok endişelendiren bir durum. Sonuçta böyle bir teknolojiye ulaştığınızda teknolojiyi bir ürün olarak tekrar masaya getirmeniz eğer bilgiyi biliyorsanız çok da zor değildir. O yüzden dolayı böyle bir teknolojiye ulaşmasını istemiyor ABD. Şimdi dünya sürekli değişiyor. Değişen dünya içerisinde ülkelerin de birbirleriyle olan ilişkileri, eski dostların yeni artık rakipler olduğu, rakiplerin de dost olduğu bir dönemdeyiz. Bu anlamda ABD Çin'e odaklanıyor. Suudlarla veya Araplarla artık bir şekilde İsrailler kanka durumuna gelmeye başladılar.
İran'ın ekonomisini güçlendirmeye ihtiyacı var ve ABD ile yakınlaşıyorlar. Ama uzun vadede nasıl olacak bu anlaşmalar, nasıl neler getirecek onu bilmiyoruz. Ama şunu söyleyebilirim. Kısa zamanda İran'la ABD anlaştıktan sonra, İsrailler, işte Araplar anlaştıktan sonra kısa bir vadede bölgede bence bir barış, bir ferah, refah dönemi gelecek. Bu anlaşmayla birlikte ticaret aktiviteleri artacak, kültürel ilişkiler artacak. Ama uzun vadede baktığımız zaman, yani 10-15 yıl sonrasında baktığınız zaman hayır, bu böyle olamaz. Çünkü İran burada kuvvetini toparladığı zaman ve İsrail burada kılıcını bırakmayacağı için aralarındaki bu husumet mutlaka suyu üstüne çıkacaktır. Zira ABD İran'la yaptığı herhangi bir anlaşma ilkinde yanılmıyorsam 15 yıllık bir süre söz konusuydu veya 20 yıllık bir süre söz, ama ondan sonra serbest İran'ın tekrar nükleer teknolojiye erişimi. Bu bence çok değişeceğini ben düşünmüyorum. Yani 2030 olsun, 2035 olsun. Ondan sonrasına yani 40 olsun. Ama daha sonra mutlaka İran'a bu hak verilecektir. Bu anlamda bakıldığında gerçekten bu İsrail'in varlığı ve mevcudiyeti için bir tehdit olarak algılanacaktır İsrail'den. O yüzden dolayı İsrail-İran ilişkilerinin kısa vadede iyi olsa dahi uzun vadede çok sorunlu olacağı yine bir zaman yaşayacağız. Dediğim gibi kısa zamanda refah, ekonomik olarak iyileştirmeler söz konusu olacak. İran'ın da işine gelen, aynı zamanda Suudların ve İsrail'in de işine gelen bir dönem olur. Ama uzun vadede hayır. Bu sorunlar her zaman ve her zaman, çünkü temelinde çözülmediği için ortada kalacaktır ve ilişkiler bence hiçbir zaman gerçek anlamda iyi olmayacaktır. Videoyu sevdiyseniz aşağı dediğim gibi beğendi butonu var. Lütfen oraya basın ve kanalımıza üye olmadıysanız lütfen bir an önce üye olun. Dediğim gibi üye sayısını arttırmaya çalışıyoruz ve yardımlarınız, desteğiniz bizim açımızdan çok önemli. Biz önem veriyoruz. Tekrardan görüşmek üzere. İyi günler.